rahimin şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu vesselamü ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Allahu teala hazretleri yeni başlayacağımız bu dersi mübarek eylesin hayırlara vesile eylesin inşallah. Bilindiği üzere uzun zamandan beri sizlerden gelen suallere dilimizin döndüğü kadarıyla cevap vermeye gayret ediyorduk. Ancak e, gelen suallerden de anlaşılacağı üzere dinleyicilerimizin bir kısmı medrese talebesi veya zamanında medresede okumuş, ilim tahsil etmiş, daha sonradan iş hayatına atılmış ancak bundan da kendisini geri tutmayarak ...ilim meclislerine devam ediyorlar. Soruların niteliğinden bunu anlayabiliyoruz. Bu, Cübbeli Hocamızın bu konudaki telkini ve emsali bir takım sebeplerden dolayı... ...sıralı bir ders okumayı uygun görüldü istişare neticesiyle. Ee, ve bizler de nasip olursa inşallah e, klasik Osmanlı medreselerinde olduğu üzere... ...günümüz medrese sisteminde de var olduğu üzere... Bir kitap takip ederek, kitap metni takip ederek sizlerle beraber ders okumaya gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak etsin. Ee, okuyacağımız kitap yüzyıllarca ders kitabı olarak kabul edilmiş. Ee, Osmanlı döneminde medreselerde elden düşmeyen bir kitap olan Muhammed bin Ahmet el-Kuduri, ee, 360-420'li yıllarda yaşamış olan bu zatın El-Muhtasar namıyla kaleme almış olduğu kitaptır. Halk arasında genel olarak El-Kuduri diye bilinir. E, gerçekte ismi El-Muhtasar'dır veya El-Kitap da denilebiliyor. Tabi bu kitap e, 1200 takribi olarak 1200 e, meseleye şamil. E, Kitab-ı Taharet diye başlıyor. Yani temizlikten başlıyor. Feraiz'de de bitiriyor. Feraiz, veraset ile alakalı, mirasla alakalı mesele. Genel hatlarıyla da üç bölümden oluşuyor. İbadet bölümü, muamelat bölümü, bir de kada bölümü, hudut bölümü, hat bölümü. İbadet bölümü dediğimiz zaman içinde abdest, gusül, namaz, haç, oruç ve zekat gibi konulardan bahsediyor. Muamelatta işte alışveriş, kira, rehin, vekalet, şirket emsali konulardan bahsediliyor. Hudut ise, hatlar ise daha fazla devlete taallük eden, İslami otoriteye taallük eden, işte zina hattı, hırsızlık hattı, sırkat hattı yani çalmaya taallük eden ve bu manada bir takım mesaili içine barındıran bir konu. Ki genel olarak fıkıh kitaplarımızda bu üç temel üzerine bina edilmiş olmaktadırlar. E, kitaptan kısaca bahsetmemiz gerekirse, e, tabi rivayete göre çok kesin olmamakla beraber, e, Abbasi halifelerinden Kasim-i Billah denilen kişi, ehli Sünnet alimlerinin bir araya gelerek herkes kendi mezhebine mezhepte otoriter olan kimse, Hanefi olsun, Şafi olsun, Maliki olsun veya Hanbeli olsun, bir kitap kalemi almasını istemiş. Ve bu noktada Ahmet bin El-Kuduri de, Muhammed bin Ahmet El-Kuduri de bu kitabı kaleme almış. Ve o dönemden bu zamana kadar da itibar edilen bir kitap haline gelmiştir. Kitabın üslubuna baktığımız zaman genel olarak Ebu Cafer Et-Tahavi'nin El-Muhtasarından özetlenmiş gibi değerlendirebiliriz. Yani o kitaptan alıntılar yapılmış ve usulde gitmiştir. Yine medrese Osmanlı medreselerde uzun yıllardır okutulan İbrahim El-Halebi'nin mültekası da bu kitaptan birçok alıntılar da yapmıştır. Nasip olursa bu kitabı baştan başlayacağız. Ömrümüz daim olduğu müddetçe herhangi bir halel gelmedikçe de bitirmeye gayret edeceğiz. Ancak Ramazan-ı Şerif ayına sayılı günler kalması hasebiyle daha fazla gündeme de hitap edebilme adına baş tarafını atlayarak şimdilik atlayarak yani nasip olursa bu dersi bitirdikten sonra yine kitabımızın başına dönerek baştan beri bunu okumaya gayret edeceğiz. Son yani oruç bahsini öncelikle ele alalım dedik. İstişarelerimiz bu yönde oldu ki hem de Ramazan-ı Şerif'e uygunluk olsun... Bu meyanda gelecek olan suallere de bir şekilde cevap vermiş olacağız. Kitap üzerinden cevap vermiş olacağız. Ama dediğimiz gibi bu oruç bahsi bittiğinde ki oruçtan sonra son bölümünde itikaf var. İtikafla bittiğinde tekrardan başa dönmek suretiyle kitabı taharet yani temizlik diyeceğiz. Abdest, usul gibi konuları inşallah beraberce okumaya, anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Savm. Oruç kitabı oruca dair olan mesaili barındıran bir bölüm. E, Tabi oruç nedir? Önce orucu anlatmak gerekirse sözlükte mutlak kastetmek mutlak tutmak anlamında dini literatürde ise hakiki ve hükmü müftarat diye tabir edilen yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten belli bir zamanda kişinin kendisini alıkoymasıdır. Ee, ve bunu da niyet ile yapmalıdır. Yani bu şu demektir ki oruçta niyet farzdır. Ki nasip olursa ilk bölümde bundan bahsedecek. Diyecek ki as-savmu darban. Oruç iki kısma ayrılır. Vacibun ve neflun. Birincisi vacip, ikincisi nafile. Ancak, ancak Yaptığımız bu taksimdeki gaye oruçta niyetin yeri nedir? Tabi bundan önce oruçta niyet farz mıdır? Evet oruçta niyet farzdır. Bunu şöyle beyan edebiliriz. Genel hatlarıyla ibadetleri ikiye ayırıyorlar. Maksud olan ibadetler, maksuda vesile olan ibadetler. Maksud olan ibadet namaz gibi, hac gibi, oruç gibi bizatihi emrolunan ve bizzati amaç olan ibadet. Maksuda vesile olan ibadet ise amaç olan ibadetin ön şartı. Yani o ibadeti yerine getirmek için yapılması gereken bir ibadet. Abdest gibi veya gusül gibi. Niyet, maksud olan ibadetlerin hem sıhhatinin hem de sevabın husuli için olmazsa olmaz olan bir şarttır. Yani kişi niyet etmeksizin, Namaz hareketlerini yapacak olsa bu kimse namaz kılmış olmaz. Niyet etmeksizin imsak vaktinden güneş batana kadar yemekten, içmekten kendisini alıkoysa bu kimse oruç tutmuş olmaz. Bu işe oruç denmez ve bundan dolayı bir sevap da almaz. Çünkü maksud olan ibadetlerde niyet olmazsa olmaz olan şartlardandır. Ancak maksuda vesile olan ibadet işte taharet diye tabir ettiğimiz abdest ve gusle baktığımız zaman bunlarda niyet sıhhat için değil, sevabın husulü için şarttır. Söz gelimi bir kimse abdest alma niyeti olmaksızın varsayalım serinleme gayesiyle elini, yüzünü, ayaklarını yıkasa, başını yıkasa, başına veya mes verse bu kimse bu haliyle abdest almış olur ve bu almış olduğu abdest ile namaz kılsa namazı sahih olur. Oysa abdest alma niyeti yok. Keza bir kimse serinleme gayesiyle duş alsa, almış olduğu bu diş ile yani vücudunun tamamını yıkadığında gusül almış olur. Velev ki gusül niyeti olmuş olmasın. Bu da gösteriyor ki maksuda vesile olan ibadetlerde niyet sadece sevabın elde edilebilmesi için şarttır. Yoksa sıhhat için şart değildir Hanefi mezhebine göre. Yine bir kimsenin vücudunda veya elbisesinde bir necaset olsa, ve bu necaset namaza mani miktar ise bu necasetle beraber kişinin namaz kılması caiz olmayacaktır. İlla ki bunun temizlenmesi gerekir. Peki bunu temizlerken niyeti olmadan suyun altına gitse elbisesini yıkasa orası temiz olur mu? El cevap orası temiz olur. Bunun için niyeti olmasa dahi temiz, temizlik gerçekleşmiş olur. Ancak temizlilik yaptığından dolayı bir sevap elde etmez. Tıpkı abdest niyeti olmadan elini, yüzünü, ayaklarını veya başını yıkayan bir kimsenin abdest alma sevabı elde edememesi gibi. Niyet sevabın oluşması için bu noktalarda gereklidir. Ama dediğimiz gibi maksut olan ibadetlerde ise sadece sevap için değil, sıhhatın da oluşabilmesi için şarttır. Peki soru şu, Genel itibariyle e, gündemde olan e, ve nasip olursa da Ramazan-ı Şerif ayına girdiğimizde de e, sıkça sorulan bir mesele olacaktır. İşte geceden sahura kalkmayı unuttuk, gündüz niyet etsek bu niyet yerine gelir mi? Veya işte e, sabah gece çok fazla yemek yemiştik, e, sabah oldu e, o günde mübarek bir gün olduğunu öğrendik. Ee, şu anda niyet etsem nafile olarak bu oruç yerine geçerli midir? Yani niyetin e, gündüz vaktinde yapılması orucun sıhhatına mani olur mu? Geceden niyet şart mıdır? İşte bu noktaya cevap verme adına İmam-ı Kuduri önce orucu ikiye ayırıyor. Vacip olan oruç, nafile olan oruç. Tabii vacip dediğimiz zaman buradaki vacibi gereklilik anlamında algılamalıyız. Yoksa farzın mukabilindeki vacip olarak değil. Çünkü bilindiği üzere bir hükmün farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, haram olsun veya mekruh olsun o hükme vereceğimiz cevap onun deliliyle alakalıdır. Delil kavi ise, kuvvetli ise hüküm kavi olur. Delil zayıf ise hüküm de zayıf olur. Delilin de iki tarafı vardır. Bir bize gelişi, bir de o hükme delalet edişi. Birine vurut denir, ikincisine delalet denir. Eğer delilin vurudu ve delaleti, yani bize gelişi bir de o hükme delaleti kat'i ise, kesin ise bunun ifade edeceği hüküm eğer yapılmasını gerektiren bir emir ise farziyettir, yapılmamasını gerektiren bir emir ise haramlılıktır. Çünkü bunun delil olma niteliğinde vurudu, bize gelişi de kesindir. Kur'an ayeti veya mütevatir veya meşhur hadis-i şeriftir ve o hükme delaleti de kesindir. O zaman sonuç bu farzdır veya haramdır. Ancak delilin vurudunda veyahut da delaletinde bir zan varsa, bir şüphe varsa, yani kat'iyetine halel getirici bir durum varsa o zaman bunun ifade edeceği hüküm hakikatte farz olamaz. Eğer yapılmaya talük ediyorsa vacip olur, yapılmamaya talük ediyorsa tahrimi kerahat dediğimiz veya haram da desek iştihadi haram veya farz da desek iştihadi farz olmuş olur. Peki ne farkı var vacip ile farz arasında veya kat'i farz ile iştihadi farz arasında sadece itikat farzı vardır. İtikat e, vardır. Şöyle ki birini inkar insanın küfre nispet etmemizi gerektirirse bir diğerini inkar insanın küfre nispet edilmesini gerektirmez. Kat'i olanı inkar insanı kafir eder. Kat'i olmayanı inkar insanı kafir etmez. O konu tartışılabilen. Tabi tartışılabilen derken şöyle algılamayalım. Halkın onu tartışması değil ehli ilmin müştehit imamlarının o konuya dair fikir üretebilecekleri diğer bir ifadeyle iştihadi bir mesele olduğunu gösterir. Yoksa e, yani bu çok katı değildir. İşte kahvede de cami cemaatinin de konuşabileceği, hakkında yorum yapacağı anlamında değil. Bunu böyle anlamamız doğru olmaz. Şimdi burada da diyor ki as-savmu darban vacibun ve neflun. Oruç ikiye ayrılır. Vacip olan oruç, nafile olan oruç. Ancak dediğimiz gibi buradaki vacibin içinde kat'i farzlar da girer. Kat'i olmayan gerçekten ıslah anlamı kastedilen vacipler de girer. Bunu bu şekilde algılamamız gerekir. Fel vacibu darban kezalik vacip de ikiye ayrılır. Minhu ma yetaalluku bi zamanin bi aynihi ke savmi ramadan ve nezril muayyen bir vakitle muayyen bir vakitle vakitlendirilmiş oruç. Ramazan-ı Şerif orucu gibi bir de nezri muayyen dediğimiz belli bir zamanda tutulmak üzere kişinin iltizam ettiği adadığı oruç. Biri kat'i farzdır, biri ise vacibe örnek olarak getirilmiştir. Demek ki farz ve nafile dedik, nafileyi kenara koyurduk, koyduk, farzı da ikiye ayırdık. Belli bir zamanı olan oruçlar belli bir zamanı olmayan oruçlar. Belli zamanı olan oruçlar ki bu da iki oruç dedik. Bir Ramazan-ı Şerif orucu bir de Nedir-i Muayyen, adak. Tabi ada kısaca anlatmak gerekirse adak. Hakikatte kişi üzerine o ibadeti yapmak farz değil iken, vacip değil iken kişi onu kendisi iltizam ediyor. Onu kendine vacip kılıyor. Söz gelimi oğlum askerden geldiği zaman üç gün oruç tutacağım. Veyahut da şu işim olursa iki rekat namaz kılacağım veya e, fakire şu kadar tasaddukta sadaka vereceğim şeklinde e, onu yapması daha öncesinden nafile iken bu şekilde kendisinin adamasıyla vacip konumuna intikal ettirilene adak denir, nezir denir. Peki nezir muayyen nedir? Şu demektir, filan işim olursa falan günü oruç tacağım diyerek o günü tayin etmek. Nezri mutlak nedir? filan işim olursa oruç tutacağım. O iş olduğu zaman bu insan oruç tutmakla mükelleftir. Ancak ömrünün sonuna kadar istediği bir zaman diliminde bu ibadeti yerine getirebilir. İlla şu zaman veya bu zamanda yapmakla mükelleftir denilmez. Ama nezri muayyende ise yani zamanı tayin edilmiş olan oruçta ise bir o iş gerçekleştiği zaman orucu tutması gerekir ve o orucu da o günde tutması gerekir eğer o günü aşacak olursa, o günde tutmayacak olursa bu edallıktan kazalla intikal eder. Artık bu saatten sonra tutacağı oruç o nezrettiği, adadığı orucun edası değil, adadığı orucun kazası olur. Tabi ada dair e, kısaca şöyle de bir bilgi vermek gerekir. Nelerden adak olabilir? Adak maksut olan bir ibadet cinsi olması gerekir bir de o cinsten farz bir ibadet olmalıdır. Mesela filan işim olursa hasta ziyaretine gideceğim. Evet hasta ziyareti bir ibadettir. Şüphesiz çok büyük sevaba sebebiyet veren bir ibadettir. Ancak maksud olan bir ibadet değil. Ve İslam dininde onun cinsinden farz olan bir ibadet yoktur. Dolayısıyla böyle bir adak geçerli bir adak değil kişi hasta ziyaret etmesi vaciptir denmez. Bu nezrine mukabil. Belki nezrettiği şey maksut bir ibadet. Yine kezalik şöyle diyebiliriz. Filan işim olduğu zaman işte abdest almayı nezrediyorum. Abdest almayı adıyorum. Evet abdest bir ibadettir ama maksut olan bir ibadet değil. Maksut olan namaz ibadetini elde etmenin ön şartıdır. Yani vesile bir ibadettir. Dolayısıyla bu adakta geçerli bir adak değildir. Buradan şu anlaşılıyor ki Adanan şeyi maksut olan namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bir ibadet veya zekat gibi tasadduka tahallük eden veya hayvan kesmek derken kurban gibi zebha e, yani e, nahretmeye, hayvanı boğazlamaya tahallük eden. Tabi boğazlama ifadesini özellikle kullanıyorum çünkü karıştırılan bir konu var. Bir insan filan işim olursa hayvan keseceğim dese bu nezir olmaz. Çünkü kesme fiili bizatihi maksud bir ibadet değildir. Ama filan işim olursa kurban edeceğim dediği zaman kurbanda irakat üttem. Allah için kan akıtmak vardır. Burada asıl olan kesme fiili değil. O hayvanın Allah için boğazlanmasıdır. Ve nezir olacak şey de budur. Yoksa hayvanı kesme fiili değildir. O yüzden kitaplarımızda kesme ile e, boğazlamayı birbirinden ayırırlar. E, ama tabii günümüz e, örfüne baktığımız zaman filan işim olursa hayvan keseceğim şeklindeki adakta gaye kurbandır. Yoksa o kesme fiilini yapacağım anlamında değildir. Bunu da bu şekilde değerlendirmek gerekir. Konumuza dönecek olursak orucu ikiye ayırmıştık vacip olan farz olan oruç, bir de nafile olan oruç. Vacip olan, farz olan orucu da ikiye ayırdık. Bir zaman ile mukayyet olan, zamanı olan, zamanda yapıldığında eda, zamanı geçtiğinde kaza olan oruç, bir de bir zamanı olmayan oruç. Peki zamanı olan oruçlarda niyet ne zamandan yapılmalıdır? فَيَجُوزُ صَوْمُهُ bi مِنَ الْلَيْلِ Bu emsal oruçların niyeti geceden yapılması sahiptir. Geceden yapılması ki eftal olan da budur. Geceden anlamamız gereken ne? Geceden anlamamız gereken güneş battıktan sonra yani akşam namazının vakti girdikten sonra kişinin niyet etmesidir. Tabii niyet derken niyet şu değildir. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya şeklinde telaffuz şartı yoktur niyette. Niyet kastül kalptir. Yani o işi yapmaya, o ibadeti yapmayı kastetme, kalben ona yönelmek niyettir. İşte bu oruçların geceden bu şekilde niyet edilmesi güzel olan, caiz olandır ama şart değildir. Çünkü ibarenin devamında diyor ki fe in lem yenvi hatta asbaha azatuhu en niyetu ma beynehu ve Kişi geceden niyet etmese, sahura kalkmasa ve imsak atmış olsa yani e, sabah namazının vakti girse bu kişinin bu saatte yapacağı niyet yeterli gelir mi? Diyor ki bu kişinin fecir ile zeval arasında. Zeval kaba kuşluk diye ifade ettiğimiz öğle vaktinden önceki vakit. Yani öğle namazından e, önceki keraat vakti girmeden. Buradaki asıl gayede günün ekserisini niyetli geçirmektir. Bu zaman zarfında kişi niyet ederse bu iki oruç sahi olur. Dolayısıyla şu soruya da cevap vermiş olduk. E, kişi geceden niyet etmeyi unutsa, savura da kalkmasa, daha sonradan gün içinde uyandığında niyet edebilir mi? Evet, öğle vakti daha henüz gelmeden, kuşluk vakti içinde bu kişi niyet ederse bu kimsenin bu niyetiyle o tutacağı oruç sahi olacaktır. Ama daha önceden de ifade ettiğim üzere niyetten gaye illaki telaffuz değildir. Çünkü özellikle Ramazan-ı Şerif ayında kişi akşam iftar ettiği zaman her daim kalbinde yarın da oruç tutma azmi vardır. Yani bir nevi güneş battıktan sonra kişi aslında niyet etmiştir. Savura kalkamaması bunun niyetinin olmaması anlamında değildir. Ha Bir de hususiyetle işte bazı özürler vardır. Oruç tutmamayı e, mubahk kılan özürler ki nasip olursa ileride onlara da temas edilecek. İşte misafir olması gibi, hasta olması gibi. O kişi o gün oruçta iftar etti ama kalben yarın oruç tutma niyeti yok. İşte seferde olduğundan dolayı oruç tutma niyeti yok. E, ruhsatı vardır. E, böyle bir kimse işte akşam yattı, savurada kalmadı, sabahleyin oldu. Sonra dedi ki ya ben oruca niyet edeyim. Heh, bu noktada işte bu kimsenin bu niyeti geçerli olur mu? Kaba kuşluk vaktine kadar yapacağı niyet geçerli olacağını musannif Muhammed bin Ahmet el kuduri beyan etmiş oldu. Peki gelelim ikincisine. -sani. Yani vacip olan, farz olan orucun vakitle vakitlendirilmiş olan kısmı geceden niyet şart değil, gündüzde yapılması mümkün olan kısım. İkincisi ise ma yesbutu yine farzdır, vaciptir, zimmette deyn olarak sabittir ancak belli bir zamanı yoktur. Ne gibi? kaza <laughs> i Ramazan ve mutlak ve kefarat. Ramazan-ı Şerif ayının kazası gibi, mutlak adak gibi bir de kefaret oruçları gibi. Bir insan Ramazan-ı Şerif ayında bir şekilde oruç tutamasa bu kimse o orucu kaza etmekle mükelleftir. Ancak kazanın belli bir vakti yoktur. Kaza muvassadır. Yani ömrünün sonuna kadar hangi zaman diliminde bunu yaparsa bu kimse kazasını yerine getirmiş olur. Şu vakti geçirmemelidir şeklinde bir e, ifade yoktur. Bu Ramazan-ı Şerif'in kazası. Bir de nezri mutlak deniyor. Nedir nezri mutlak? Aslında buna temas etmiştik. E, kişi, orucu adıyor ancak ne zaman tutacağına dair bir tayinde bulunmuyor. Yani filan işim olursa üç gün oruç tutacağım diyor ama şu günlerde oruç tutacağım şeklinde bir beyanda bulunmuyor. Böyle olduğunda da bu ada adanmıştır, vaciptir, tutulması gerekiyor ama ömrün herhangi bir diliminde tutulması yeterlidir. Belli bir zamanı yoktur. O zamanda yapılırsa eda, o zaman geçtiği zaman kaza denilemez. Buna nezir mutlak denir. Üçüncüsü ise kefaret dediğimiz kefaret oruçları ki bu da üç türlü oluyor. Adam öldür, öldürmeye yani hatayen adam öldürmeye tahallük eden kefaret ve genel olarak halk arasında yaygın olan yeminini bozuyor. Yeminini bozduğundan dolayı yemin kefareti. Bir de zahar dediğimiz ki bu Türk örfünde olan bir sistem değildir. Kişi eşini öldürüyor. Ee, ...mahremlerinden birinin bakması haram olan bir uzvuna haram etme gayesiyle benzetmesi. İşte kişinin hanımına senin sırtın bana annemin sırtı gibidir veya sen bana e, anam gibisin şeklindeki ifade... Tabii bu Türk örfünde olmadığı için bunun üzerinde fazla durmaya gerek yok. Çünkü mücerret bir suret benzerlem benzetme niyetiyle yapılırsa burada zihar diye bir şey gerçekleşmez. Yani aynı anam gibisin veya onun gibi çok fiziksel birbirinize benziyorsunuz veya onun ahlakıyla ahlaklandığın şeklindeki benzetmelerde hükmen olarak herhangi bir şey tereddüt etmez. Ama kefaret daha fazla bizi ilgilendiren nokta Yemin kefaretleri. Biliyorsunuz bir insan yemin ettiği zaman bu yeminini yerine getirmesi gerekir. Eğer yeminine bozacak olur ise bu durumda kefaret. Bu kefarette öncesi köle azat etmek ki o da günümüzde olmadığı için ondan bahsedilmez. Yedirme ve giydirmedir. Yani on fakiri sabahlı akşamda yedirecek veyahut da on fakiri giydirecek. Eğer madden buna imkanı yoksa, maddi kuvveti buna yeterli değilse o takdirde üç gün oruç tutacak. İşte üç gün tutacağı bu oruçların belli bir zamanı yoktur. Buna e, mutlak kısmına girmiştir. Peki böyle oruçlarda, kefaret oruçları veya mutlak nedir? Adak oruçları veya Ramazan-ı Şerif orucunun kazasının niyeti ne zaman olmalıdır? İlla bi niyetimine leil bu emsal oruçlar geceden niyet edilmelidir. Hatta bu üçe bir dördünü de ilave edebiliriz. Hanefi mezhebine göre ilzam bir şuru denilen bir mesele vardır. Nedir ilzam bir şuru? Hakikatte o ibadet kişiye farz olmadığı halde başlamasıyla farz kılması. Söz gelimi ben şu anda iki rekat namaz kılmam farz değil. Kılarsam nafil olur ama ben o namaza başladığımda o namaz bana vacip olur. Bozacak olursam o namazı kaza etmekte mükellefim. Tezalik şu anda oruç tutmakla mükellef değilim ama tutacak olursam nafil olur. İşte nafil olarak bir oruca başlasam ve daha sonradan gün içinde bu orucu bozacak olursam bu orucun da kazası yapılmalıdır. Peki bu orucun kazası muvakkat mıdır? Belli bir vakti var mıdır? Bunun da belli bir vakti yoktur. Ömrün sonuna kadar herhangi bir dilimde yapılabilir. O zaman bu Musannif ne kadar üç tane dese de bunu bir dördüncüsünde ilave edebiliyoruz. Ramazan-ı Şerif ayının kazası veya mutlak vakitle vakitlendirilmemiş adak, kefaret bir de başlayıp bozmuş olduğu kaza orucu. Bu emsal oruçların niyeti illaki geceden olmalıdır. Bu şu demektir, adağınız var, o gün akşamleyin kuvvetli yediniz, sabahta geç kalktınız, Dediniz ya karnımda tok, bugün pek işim de yok. O adamı yerine getireyim, şu anda oruca niyet edeyim desek olur mu? El cevap olmaz. Çünkü bu mutlak bir nezir idi. Belli bir vakti olan bir oruç değildi. Bu orucun niyeti illaki geceden olmalıydı. Şart budur. Bitti. Birinci kısmı bitirmiş olduk. Yani... Na, e, vacip olan oruçlar, nafile olan oruçlar dedik. Vacibi de ikiye ayırdık. Vakitli olan oruçlar, vakitsiz olan oruçlar. Vakitli olan oruçlarda geceden niyet olabileceği gibi kaba kuşluk vaktinde de niyet caizdir. Ama vakitsiz olan, belli bir vakti olmayan eda ve kaza ile nitelendirilmeyen oruçlarda ise bunların niyeti illaki geceden olmalıdır. Gündüz vakti yapılan niyet geçerli değildir. Gelelim baş taraftaki vacibin karşısına. Nafile oruçlarda illaki geceden şart mıdır? Üçüncüsü ondan bahsedecek. Van neflü diğer kısım nafiledir. Bu da kulluhu yecüzü bin niyetin kable zeval. Bu emsal oruçların tamamı zavalden önce yapılması yeterlidir. Yani illaki geceden olma şartı yoktur. Dolayısıyla biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu üzere kişi gündüz vakti karnı da tok, o gün işi de yok. Ya kuşluk vakti daha henüz, kaba kuşluk vakti. Ben bugün nafile Allah rızası için oruç tutayım diyerek niyet edecek olursa kişinin yapmış olduğu bu niyet geçerlidir ve o orucu da sahi olacaktır. Ancak e, o oruç farz olan bir oruç ise e, ki onun farziyeti de belli bir vakitle vakitlendirilmemiş ise bu emsal oruçlar illaki geceden olmalıdır. Burayı şöyle özetleyebiliriz daha kafayı toparlayabilme adına yani ve meseleyi daha da sistematikleştirebilme adına niyet babında illaki geceden niyetin şart olduğu oruç vakitli olan oruçlardır. Vakitli olmayan oruçlarda geceden niyet şart değil, gündüzde yapılması mümkündür. Ancak vakitli olan oruçlarda, vakitli olan oruçlarda Ramazan orucu, yani vakitli ise eğer bir oruç, Ramazan orucu gibi, nezri muayyen gibi bu oruçlarda gündüz vakti de yapılması mümkündür. Yani eğer bir oruç vacipse, belli bir vakti de yok ise, vakitle sınırlandırılmamışsa bu emsal oruçlar illaki geceden niyet edilmelidir. Bunların haricindeki oruçların tamamında geceden olduğu gibi gündüz vakti de yapılması mümkün olacaktır diyelim. وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ Musannif buraya kadar olan bölümde orucun niyetinin vaktiyle alakalı mesaile temas etti. şimdi başka bir meseleye geçiyor. Bu meselede de Hilal meselesi. Ki bu da hemen hemen her Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan-ı Şerif girmeden önce müşahede ettiğimiz sıkıntılardan bir tanesi. İşte geceden hocam telefon geldi. Suudi Arabistan'da hilal gözükmüş. biz yarın oruç talın mı? Veya işte bayram ise yarın oruç tutmayalım mı? Veya bozalım mı? Veya işte Türkiye'de bayram ama daha hilal gözükmemiş oruca devam edelim mi? Şeklinde e, İslam aleminde var olan bir kargaşa. Rüyetül hilal. Yani hilalin gözetlenmesi. Tabi hilalin gözetlenmesi Şaban-ı Şerif'in 29. gün. de geceliğin yapılıyor. Akşam güneş battıktan sonra eğer hilal tam manasıyla gözükür ise bu şu demektir. Bu yeni bir ay demektir ki o yeni ayda Ramazan-ı Şerif ayıdır ve yarın Ramazan'ın biridir. O gece teravih kılınmalıdır. Keza Ramazan'ın 29. gününün gecesinde de hilal gözükecek olursa yarın bayram demektir. O gece teravih kılınmayacak. Peki hilali gözetmeden Sadece hesaba itibar etmemiz mümkün müdür değil midir veya hesaba itibar etmeye dair alimlerin görüşleri nelerdir? Bu konu klasik kaynaklarımızda da tartışılan, güncel fıkıhta da tartışılan bir meseledir. E, ee, Tabi bunun yanı sıra ihtilaful metali denilen bir mesele daha vardır ki bu da mezhepler arasında tartışmalı bir konu. Yani bir bölgede hilalin gözükmesi diğer bölgeyi bağlar mı yoksa sadece o bölge ahalesini mi bağlar? İşte ihtilaful metaliye itibar vardır, ihtilaful metaliye itibar yoktur. Yoktur diyene göre herkesi bağlar, vardır diyene göre ise herkesi bağlamayacaktır. Ee, bu gibi konular nasip olursa şimdi o konuya giriş yapacak ve diyecek ki ve yembagi linnas en yeltemisu el hilale fil yomit tasi vel min şaban. Şaban-ı Şerif'in 29. günü olduğunda insanların hilali gözetmesi gerekir. Hatta vaciptir cevherenin ifadesi doğrultusunda. Yani bu bir ibadettir, yapılmalıdır. Fe in ra'evhu şayet insanlar 29. günde akşam güneş battıktan sonra hilali gözetseler ve hilali görecek olsalar Samu o gün kişi yani ertesi gün herkes oruç tutmaya başlayacaktır. Peki feyin humme aleyhim. O gün hilali göremediler. Havanın bulutlu olmasından dolayı veya başka bir takım etkenlerden dolayı bu takdirde ekmelü ittete şaban selasine yomen sümme samu. Şaban-ı Şerif ayını 30'a tamamlarlar. Yani 29. gündü. Ertesi günde oruç tutarlar. E, o gün son oruç olur. Ondan sonraki günde ise e, yani oruç tutarlar diyorum. Yanlış söyledim. Oruca başlamazlar. Ertesi gün yani Şaban-ı Şerif'in 30. günün akşamı teravih kılarlar. Sahura kalkarlar. Ertesi gün Ramazan 1 olacaktır. Tabii bu bireyin yapacağı bir şey değildir. Yani birey olarak bu belki siz kendiniz müşahhas olarak gözetlediniz, gördünüz, ona göre hareket edersiniz. Göremediniz, ona göre hareket edersiniz. Ancak bu alem İslam'da bir birliktelikle alakalı baktığımız zaman e, bu konuda hesaba itibar yoktur diyen alimler aslında çoğunluktadır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada hadis-i şerifi vardır. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, hilali gördüğünüz zaman iftar edin yani orucu bırakın. Dolayısıyla görme bir esastır. Ancak hesap e, ki eski kaynaklarımızda hesaba itibar edilir mi edilmez mi tartışmalarında hep şunu görmekteyiz ki o hesabın tahminden ibaret olması. Ama hesap yüzde olarak falan tarihte, falan saatte, falan zamanda şu mevziden hilal gözükecek şeklinde ise ki günümüzde bu kabildendir. E, dolayısıyla bu hesap aslında biraz daha müşahedeye tahallük eden bir hesaptır. Peki buna itibar etmek gerekir mi, gerekmez mi? E, buna itibar kişinin bulunmuş olduğu yöreye göre, bulunmuş olduğu yere göre itibar eder. Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemlerdeki Rabbim kendilerine hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Ömrünü bereketli eylesin. Daha nice istifade ede bizlere nasip eylesin inşallah. Birçok kez Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bulunduk. Yine e, Türkiye'de, İstanbul'da camisinde bulunduk ve o dönemlerde de her iki bölgede de farklılık vardı yani bayram günde özellikle veya oruca başlama gününde Türkiye'de oruca başlanmazken orada oruca başlanıyor veyahut da Türkiye'de bayram yapılırken orada bayram yapılmıyor idi. Bu noktada hep şunu müşahede ettik ki Efendi Hazretlerimiz neredeyse oraya göre hareket ediyor. Yani hiç şunu müşahede etmedik. Türkiye'de olduğu halde ve o gün Ramazan değil ise işte hilal gözükmüş, haber gelmiş, Suudi Arabistan, Mekke, işte veyahut da Mısır şu veya bu ülkeye oruca başlamış bunlara hiç önemsemiyor o gün oruç tutmuyordu. Veyahut da işte o gün bayram ise Türkiye'de o dediğimiz şehirlerde o gün bayram olmadığı ilan edilmiş olsa da o günü bayram olarak değerlendiriliyor. Daha sonradan 29'sa 10'u 30'a yani ihtiyaç hadedinde tutuyor tutmuyor ayrı bir konu. Ama normalde bulunduğu yere göre hareket ediyor fitneye sebebiyet vermeme adına. E, bu konuda peki ne yapmak gerekir? Aslında bu konu biraz da idarecilere talük eden, yani diyanete talük eden bir mesele. Evet, rüyet bizim kültürümüzde var olan, olması gereken, İslam fıkhının öngörmüş olduğu bir meseledir. Hesaptan da yardım alarak, çünkü hesap hangi tarihte, hangi saatte, nereden gözükeceğini ifade ediyor. Bir grup oluşturur, bir komisyon kurulur. O komisyonun o yereden gidip de görmesini sağlayacak bir yere... Temin edilir. Hatta bu İslam aleminde bir genelleştirilme yapılır. Yani sadece Türkiye için konuşmuyoruz. İslam aleminde bir birlik olsun diye diğer memleketlerden de e, katılımcıların gelmesiyle bir komisyon oluşturulur. Ve hesaptan yardım almak suretiyle o zamanda orada bulunur ve de gerçekleşir ona göre de hareket edilir. Rüyet gerçekleşmeyecek olursa da e, yine ağız birliğiyle ne denilecekse ona göre hareket edilmelidir. Ama tabii bütün bunlar günümüzde pek fazla uygulanmamakta. Ee, Rabbim inşallah uygulamayı nasip etsin diyoruz. Temennimiz bu. Ama e, bunlardan göz ardı ederek konumuza dönecek olursak e, konumuzda bir bireye tahallük eden mesele bir de devlet başkanına tahallük eden meseleden bahsedecek. Bireye tahallük eden, genele tahallük eden e, Şaban-ı Şerif'in 29 olduğu zaman hilali gözetlemek Peki eğer hilal gözükmeyecek olursa Şaban-ı Şerif'i 30'a tamamlayıp ertesi gün oruca başlamak dedi. Peki ve men ra'a hilale Ramazan'a vahdehu. Bir kimse tek başına Ramazan hilalini görse. Bu da bireye tahallük eden bir meseledir. Ancak genel olarak insanlar görmedi veya böyle bir ilanda bulunulmadı. Fe inlem yakbel el imamu şahadetehu her ne kadar devlet başkanı bu kimsenin görmesine itibar etmese de, bu kimsenin sözüyle hareket etmese de ve genele şumullendirilmese de bu insan tek başına Sami orucunu tutacaktır. Ve men ra'a hilale ramazane vahdehu Sami. Bir kimse tek başına dahi olsa bizati bu 29. günde eğer hilali müşahede etmişse o kişi hakkında hüküm tahakkuk etmiş olacak. Ertesi gün orucunu tutacak. Velev ki idare, otoriter onu kabul etmese bile. Ama bu şahsıyla alakalıdır. Genelleştirmemek gerekir. Peki ve bir sema ile. Şimdi buradan sonrası ise biraz daha devlet başkanı idarecilere tahallük eden bir mesele. Ee, yani kimin sözü kabul edilir, kimin sözü kabul edilmez. Onunla alakalı bir konu. Ve izâkâne ile. Şayet semada bir sıkıntı olsa, bulutlanma gibi, veyahut da sis gibi, toz gibi yani çıplak gözle hilali görmede sıkıntı var. Görülemeyecek bir durumda ise ve bu şekilde de biri gelip de dese ki ben hilali gözetledim ve gördüm. İşte bu noktada Müslümanların reisi bunun bu görüşünü, bunun bu ifadesini kabul eder mi, etmez mi? Ondan bahsedecek. Diyor ki o izakane bir sema ile eğer semada bulut ve emsali bir takım nedenlerden dolayı hilalin gözükmesine mani var ise kabile el imamu şehadetel vahidil adil devlet başkanı otoriter müslümanların reisi adil olmak kaydıyla bir kimsenin dahi şahitliğini kabul eder. Kabul ettikten sonra bunu şumullendirerek genelleştirerek yarın Ramazan-ı Şerif'in biridir dediği zaman artık bu beynel minel bütün Müslümanları bağlamış olur ve herkes yarın oruca başlayacaktır. Bayram için de aynı şey söz konusudur. Kabile el imamu şehadetel vahidil adil. Ne konusunda bunun sözünü kabul eder? Fî rü'yetil hilal. Hilali görme konusunda. Peki bunun erkek kadın olması, hür veyahut da köle olması sonucu değiştirir mi? Raculen kane ev imraeten ister erkek olsun ister kadın olsun hurran kane ev abten, ister köle olsun ister hür olsun. Tabi ee, tabii günümüzde bu olmaması hasebiyle erkeklik ve kadınlılık bize hitap eden bir bölüm. Yani bu şu demektir ki genel insanların görebileceği bir durum değil, nadirattandır ve bir kişi de görmüşse devlet başkanı da onun yalan söylemeyeceğine kanaat getiriyor ise onu kabul eder ve insanlara bunu yayar. Dediğimiz gibi bu AM'ye tahallük eden, otoriteye tahallük eden, idarecilere tahallük eden bir mesele. Yani bu bireyin yapacağı bir şey değildir. Bu şu demek değildir. Efendim Ahmet görmüş, Mehmet görmüş, ben onun görüşünü kabul edeyim, etmeyeyim şeklinde değildir. Bir de burada şu konuya da temas etmek isterim. Bazı tercümelerde biliyorsunuz kitabı birebir çeviri olduğundan dolayı ve kitaptaki var olan abıt ifadesi ki köledir. Bunun da tercümesi kölenin zıttı olan hür, hür olarak değerlendiriliyor. Ancak günümüz insanların da kölelik olmadığından dolayı hürriyeti genel olarak şöyle değerlendiriliyor. Hür yani mahpus olmayan, hapiste olmayan şeklinde. Bu da şu sıkıntıyı doğuruyor geçenlerde mesela bir broşür hazırlamışlar. İşte broşürde zekatla kim mükelleftir? Kim zekat vermekle mükelleftir? İşte diyor ki Müslüman olan, akıllı olan, buluğ çağına ermiş olan, bir de hür olan. Evet doğru ibarelerimiz, kitaplarımız bu şekilde beyan ediyor. Ancak oradaki hürriyetten kastedilen köleliğin zıttı olan hürriyettir. Ama bunu biz broşür halinde basıp da avamın eline verdiğimiz zaman orada insanlar şunu algılayacak hür yani hapiste olmayan mahpus olmayan hürriyeti elinde olan kişi. Demek ki hapiste olan bir kimseye zekat vacip değil farz değildir anlayabilir bu konuda özellikle çeviri yapanlar veyahut da avama bunu anlatan kimselerin buna özellikle temas etmesi dikkat etmesi yani buradaki hürden kastedilen kölenin zıttiyeti olan hürdür günümüzde bütün insanlar hür olduğu için bunun pek önemi olmayacaktır peki yine gelelim meselemize otoriteyle alakalı eğer havada bulut sıkıntı var ise bir kişinin sözünü kabul eder dedik feinlemmeküm biz ile ama hava çok açıksa görülmesine mani bir durumda yok ise ve buna rağmen biri kalkıp da sadece ben gördüm diyorsa lem tukbel eşhade hatta yarahu cem'un kesirun el elim bi kabri cem'u kesir büyük bir topluluk o derece bir topluluk ki onların vereceği bilgi ilim ifade ediyor böyle bir topluluk rüyet olduğu şeklinde haber vermedikçe devlet başkanı o bir kişinin sözünü kabul etmez diyorum. Ancak burada bir parantez açmak gerekir. Yine müteahhir olan kitaplarımıza baktığımızda İbn-i Nüceym gibi el Raik de bu konuya temas ediyor. Bu o dönemde bütün insanlarda şu şuur vardı. 29 olduğu zaman yani Şaban-ı Şerif'in 29 olduğu zaman herkes hilali görme konusunda bir işlev içinde, bir işe, bir icraata girişiyor. Ve bu manada herkes görmenin peşinde olduğundan dolayı göremeyip de biri görüyorsa o zaman kabul etmez. Çünkü orada bir şüphe vardır. Ancak günümüzde bu işi birçok insan yapmamakta, kimse gözetmemekte. Bunu belki bazı cemaatler, bazı kurumlar veya kişi birey olarak, fert olarak yapabilir. O zaman buradaki bu tahdit yani cem'u kesir tahditinde farklılık arz edebilir. O yüzden deniyor ki bazı kaynaklarımızda iki tane adaletli erkek şahit veya bir erkek iki tane bayanın şahitlik yapmasıyla da bu kabul edilebilir şeklinde e, ifadeler var. Ama bu da tamamıyla o günkü e, idarecinin siyaseti doğrultusunda zamana göre değerlendirileceği bir mesele. Yani maksat bu adamlar yalan söylüyor, söylemiyor veya burada töhmet var veya yok şeklinde bir algı ona göre hareket edecek. Ama başta da ifade ettiğimiz üzere bu okuduğumuz bu son kısım tamamıyla otoriteyle alakalı Müslümanların reisiyle alakalı, idarecisiyle alakalı bir meseledir. Yoksa bireyin meselesi değildir. Birey sadece kendisi müşahede etmek için gözetler görürse bizati kendisi onunla amel eder, görmezse ona göre hareket eder. Ama kendisi görmediyse birilerinin gördüğü veya görmediğiyle hareket etmesi bu e, tefrikaya sebebiyet vereceği için pek doğru kabul edilmemektedir. Şimdi e, buraya kadar olan bölüme baktığımız zaman iki meseleye temas edilmiş oldu. Birinci meselemiz e, oruçtaki vakit, ikinci meselesi ise meselemiz ise e, Oruç'un sabit olması, yani Ramazan ı Şerif ayının müşahede edilmesi ve bu müşahedede de e, işte hilalin gözetlenmesi. Tabii bu noktada hesap konusuna da temas etmiştik. Hesaba itibar edilir mi edilmez mi? Hesaba itibar edilmez diyenler her ne kadar genelde de olsa e, eski alimlerimizden, onu şu şekilde yorumlanabiliyor: O dönemdeki hesap kat'i değildi tamamıyla zanla talük eden bir hesab idi. Ancak günümüzde hangi tarihte, hangi saatte, nerede gözükeceği Beyan edilmesi hasebiyle buradan yardım almak suretiyle yine e, rüyet esasıyla hareket edilmek alemi İslam için güzeldir. Ama böyle bir uygulama olmaması durumunda da kişi bulunmuş olduğu yere muhalefet etmesi de doğru değildir. Eğer işte Türkiye'de hesap itibar ediliyor, e, başka yerlerde farklı şeyler itibar ediliyor. Kişi neredeyse oraya göre hareket etmesinin güzelliğinden bahsetmiştik. E, Şimdi okuyacağımız e, bölüm ise e, orucun, vakti ne zamandır? Yani oruç bir ibadettir ancak bu ibadet genel olarak vaktin tamamını kaplayan bir ibadet. Yani namaz gibi bir ibadet değil. Peki bu vakit nereden ne zamana kadardır? Başı nedir? Sonu nedir? Bundan bahsedecek ve orucun tanımından bahsedecek. Ancak içeriden arkadaşlar bizi uyardı. Vaktimizin bittiğini söylediler. Burada inşallah noktayı koyalım. Bir dahaki dersimizde de kaldığımız yerden nasip olursa inşallah devam ederiz. Rabbim yanlışlıktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hakkıyla anlayıp, hakkıyla anlatabilmeyi ve okuduğumuz fıkı tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve bu vesilele de cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Özellikle o kitabını okumuş olduğumuz musannifin ruhuna ve başta İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah olmak üzere bir cümle ehli ilmin dervahına ve bir cümle ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için Lillahi Teala'l-Fatiha el Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال